Zamanın içinde kaybolan bir nur Mistik geçmişin izinde gizemli bir iz bırakır Eski haritalarda kaybolan bir yol Zaman kaçkını nur sırları içinde saklar Gece yıldızlarla konuşur sırları paylaşır Gökyüzüne yazılmış tarihi anlatır Zamanın ötesinde bir dansa davet Mistik gizemler kalpte çalar Bunu sarar Herkese selam ben Nur. Nasılsın, iyi misin? Umarım iyisindir. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün seninle eksik kalan bir video olan Gül Haç videosunun ikinci kısmında kalmıştık. Ve videonun en sonunda ise Avrupa sembollerinden, Avrupa Birliği'nden falan bahsetmiştim. Şimdi ise bu Gül ve Haç kardeşlik konusunu biraz daha detaya indirelim ne dersin? Bu arada yeni konsept olarak... Artık günümüz gelişen teknolojisinin yapay zekasını kullanımını kanalımda yapacağım, umarım beğenirsin. Neyse, yeni konseptimi de açıkladığıma göre haydi başlasın video. Bugün ilk önce Paracelsus hakkında biraz konuşmak istiyorum. Çünkü kimin tarafından kurulduğu belli olmayan bir grup var da araştırmacı, gazeteci yazar Aytun Çoca ise Paracelsus'a dayandırıyor. Aslında biraz araştırmalarını okuyunca bana da mantıklı geldi. O halde kısaca genel bilgilerden Paracelsus hakkında bilgi vereyim. Paracelsus, gerçek adıyla Philippus Aureolus, Theophrastus, Bombastus von Hohenheim... 11 Kasım 1493 tarihinde İsviçre'nin Einsiedeln kasabasında dünyaya geldi. Ayrıca herkesin bildiği bir tabir vardır ya. Bombastik kelimesi var ya, ha işte bu kelimenin de Paracelsus'un haykırdığı zaman ağzından çıktığına dair bir rivayet de vardır. Neyse babası bir hekim, annesi ise bir cerrah olan Paracelsus ailesinin tıp alanındaki etkisi altında büyüdü. Genç yaşlarda tıp eğitimi almaya başladı ve çeşitli Avrupa ülkelerinde dolaşarak farklı hekimlerden öğrenim gördü. Paracelsus'un tıp eğitimine olan ilgisi, sadece geleneksel uygulamalara değil, aynı zamanda alkimya, astroloji ve mistisizm gibi o dönemde sıklıkla göz ardı edilen alanlara da yayıldı. Bu ilgi alanları Paracelsus'u döneminin ötesinde bir düşünce yapısına yönlendirdi ve onu yenilikçi bir hekim olarak tanımlayan temel özelliklerden biri oldu. Paracelsus'un tıp alanındaki en önemli katkılarından biri, hastalıkların doğal nedenlere dayalı olduğunu ve bu nedenlerin anlaşılmasıyla tedavinin daha etkili hale getirilebileceği görüşüydü. Ayrıca kimya ve ilaç alanında yaptığı çalışmalarla da tanındı. İlaçlarını hazırlarken mineraller ve bitkilerin özlerini kullanması, o dönemdeki geleneksel tıp anlayışına karşı bir çıkıştı. Paracelsus aynı zamanda bir döneminin ötesinde bir şifa anlayışına sahipti. Hastaların fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını bir bütün olarak ele aldı ve tedavi yöntemlerini bu bütünsel bakış açısıyla şekillendirdi. Bu, günümüzdeki holistik tıp yaklaşımının temellerinden birini oluşturdu. Ancak Paracelsus'un radikal görüşleri ve çoğu zaman otoritelerle çatışması, döneminde kendisine pek çok düşman kazandı. Hekimlik anlayışındaki bu yenilikçi ve eleştirel duruşu, onu zamanının ötesinde bir figür haline getirdi. Paracelsus, 24 Eylül 1541 tarihinde Salzburg'da hayatını kaybetti. Ancak onun mirası tıp dünyasında ve özellikle de alternatif tıp alanında hala yaşamaktadır. Paracelsus'un eserleri ve düşünceleri tıp tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve modern tıp anlayışının oluşumuna önemli katkılarda bulunmuştur. Genel bilgiler bunlar ama işin arkası hiç de öyle değil. İlk önce adındaki gizemden başlayalım. Babası tarafından normalde Aureolus konulmuştur. Çünkü Latince bir birleşik ad olan Aure ve oluş sözcüklerinden meydana gelir ki Aure altın demektir. Olus ise yeşil sebze demektir. Dışarıdan bakınca ilginç bir isim seçimi. Hangi baba çocuğuna altın yeşil sebze ismi koyar ki değil mi? O iş öyle değil kardeşim. Eğer isip konusunda ters bir bağlantı yaparsak karşımıza ikincisi bir anlam olarak yeşil altın diye bir kelime çıkar. Bu sözcük özellikle Batı Avrupa'daki simya ilmindeki kilit anatarlardan biridir. Paracelsus başta olmak üzere birçok simyacıya yakıştırılan bir sözcüktür. Hatta 19. yüzyılda Gül ve Haç örgütünün gizli toplantı salonları altın gibi parlayan yeşil halılarla kaplıydı desem… Kendi koymuş olduğu Paraçalcus isminde de aslında bir gizem saklı. Çünkü öyle bir isim var ki karşımızda ne Yunanca ne Latince ne tam İtalyanca ne de tam Almancadır. Ve yine karşımızda bir birleşik ad var. Madem bu kadar dilde bir anlamı yok, hangi dilde var öyleyse? Tabii ki 8 yıl Tatar hanlarının orada kaldığını düşünürsek o vakit Sanskritçe diline bakabiliriz. İşin renginin değiştiği kısımda burası. Çünkü Sanskritçe para öbür alem, nirvana, aydınlanma anlamına geliyor. Parantez içinde şunu söyleyeyim. Karşımızda ülke ülke dolaşmış, Budizm, Hinduizm, Sufizm, Havas gibi alanları okumuş, araştırmış ve incelemiş birisi var karşımızda. Ve bu abimiz Kabala'yı da biliyor. Şimdi neden Sanskritçe'ye bakmamız gerekiyor dememi anladın mı? Parantezi kapattım, Celsus ismi ise tarihte adını duyurmuş iki Celsus vardır. Birincisi, Eflatun felsefesinin aşırı savunucularından biri olan ve Hristiyanlığa karşı çıkmış ve İsa ile ilgili müjdelenenin inanılmamasını savunan Celsus, diğeri ise Hipokrat'ın hekimlik anlayışını ve Roma'ya ilaç sistemini getiren Romalı Hipokrat, Aulus Cornelius Celsus. Buradan gelmiş olabilir. Diğer elime geçen bilgiden yola çıkarsam eğer öte anlamına da gelebiliyor yani paradan öte para da olabilir. Orası artık bilinmez. Ama para casusun söylemiş olduğu bir söz benim hayatımda da en çok savunduğum görüştür. O da şöyle, ben değişik biriyim ama bu sizi şaşırtmasın. Okuyun kitaplarımı ve benim fikirlerimi başkalarının fikirleriyle karşılaştırın. İşte o zaman kendi yargınızla kendinizi yönetmiş olursunuz diyor. Mesela Paracelsus'un sürekli uzun gezilere çıktığından bahsetmiştim. Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç, Rusya'ya gidiyor. Ama en ilginç gezisi ise ilk önce Hindistan'a. Oradan da İstanbul'a gelmiş olması. 1950'li yıllara kadar kitaplarda bu durum pek geçmezken, 1900 yılda yaşamış olan fanatik savunucularından biri olan Dr. Hartmann'a göre, Paracelsus Doğu ülkelerine geçirmiş olduğu 8 yıllık süre boyunca Doğu'dan birçok bilgi edindiğini ve bunları Avrupa'ya aktardığı bir gerçektir. Çünkü Avrupa'ya dönen parasal susun bildiklerini Batı hemen hemen hiç bilmiyordu. Ek bilgi daha vereyim Paracelsus bir eserinde, Doğulu bilgiler diye kullandığı daha doğrusu Doğu ülkelerinde Ricalullah diye birilerinden bahseder. Ricalullah tasavvuf da alemin yönetilmesinde belli görevleri olanları denir. İşte bu yerlerden bilgileri alıp Avrupa'ya götürüyor. Tabi bazı çevreler tarafından iyi karşılansa bile, bazıları karşılamaz, kendisini destekleyenler de, belli bir süre sonra kalmaz bir şarlatan olarak da ilan edilir. Gelelim simya bağlantısına. Paracelsus'a göre simya, gerçek bilgiyi üreten bir marifettir, sanattır. Bu gerçek bilgi aracılığıyla da doğanın tanınmasını savlanır. Bu durumda onun için simya kavramında doğanın merkezi bir anlamı ve rolü vardır. Hatta kendi terminolojisinde insanın mikrokozmos, doğayı ise makrokozmos olarak ele almış ve bunların ikisinin bir olduklarını da göstermeye çalışmıştır. İşin garibi bu öğreti. Hristiyanlıkta asla bulunmaz yalnızca doğu ilimlerinde var olan bir bilgidir. Bunları söylüyorum çünkü gül ve haç için mikrokozmos kavramı önemli bir kilittir. Kimya ile simya arasındaki en temel farkı söylemem gerekirse eğer, Simya yüksek varoluşla astral prensiplerin sırlarını araştırır ve bulur. Kimya ise maddenin fiziki yapısıyla sınırlıdır ve ötesine geçemez. Bir husus daha var. Lise kimya derslerinde özellikle simyacıların altın peşinde koştukları söylenir ki bu durum yalan ve yanlış anlatımdır. Simya için değişim esastır. Simya ustaları değişimi esas aldıkları için metaller canlı varlıklardır onların gözünde tıpkı yeşil bitkiler gibi elde edilebilirdi. Paracelsus'un da adındaki altının da yeşil bitkiyle özleşmesiyle düşünmüş olması daha anlaşılır bir hale gelir bu sayede. Bu da şu demek oluyor simyacılar altın peşinde koşan tipler değil, metalleri canlı bir organizma gibi görenlerdir. Diğer bir Paracelsus'un düşüncesi ise Divine Man dediğimiz tanrısal insan kavramıdır. Hatta şöyle bir sözü bile vardır. Alterius non sit quisus esse potest yani kendine hakim olan başkasına ait olmaz. Vovlaf'a gel. Doğu ilim ve görüşlerinden ne kadar etkilendiği ortada değil mi? Bu sözü söylüyorum çünkü gül ve haçın da şiarı ya da mottosu olan bir sözdür. Hiçbir kişi ya da kurum bu gizli örgütü ben ya da biz kurduk ya da kurdurttuk dememiştir. Bizim tabirimizle kehanet dediğimiz lakin bunları yazdığı kitap olan Prognosticatio Eximi, Doctoris, Theoprasti, Paracelsi, yani Dr. Theoprasti, Paracelsus'un Öngörüleri başlığında, ki kitapta 32 öngörü vardır, 153 o yılında sınırlı sayıda özel kişiler için bastırmıştır. Neyse 1861'de ve son yorumlamada kitapta dikkat çekici konulardan bahseder. Mesela 21. kehanette Osmanlı Devleti'nin 420 yıl sonra yıkılacağını ve Avrupa'dan Türklerin atılacağını yazar. 17, 29 ve 31 kehanetler yeryüzünde yeni bir dinin kurulacağını söyler. 27. kehanet Balkan Paktı'nın kurulacağını söyler. Ama bunlardan daha önemlisi, konuyla da bağlantılı olan 16, 20 ve 26. kehanetlerdir. 16. kehanette her inciyi gerçek sanma der ve bir çizim vardır. Çizim içinde ancak dikkatlice bakıldığında, görülebilecek bir rossa yani gül yazılmıştır. Kehanette bahsedilen inci bir koddur aslında simya alanında. Bu da şu demek oluyor kişi gerçek bilgiyi yanlış yerde arıyor. Bunun okültik sığına Rosa örgütüdür göndermesi bu sayede karşımıza çıkar. Bu çizimde Rosa sözcüğü bir ağacın dibinde duran kapalı bir kitapta işaretlenmiştir. Çizimdeki diğer tüm parşömenler, kitaplar, semboller açık bırakılmış ve üstüne sahte incileri seyreden bir insan figürü konulmuştur. Bu da şu demek oluyor gerçek bilgiyi yanlış yerde arayan bulamaz. Diğer bir önemli kehanet ise Kahine Fey'i yerleştirirken sizleri tanıyordu ve onun için şimdi gülün içinde tam ortasında dimdik duruyorsunuz çünkü artık olgunlaştınız ve zaman sizleri buraya taşıdı. Kahine'nin size dair söyledikleri tamamlanacaktır, gerçekleşecektir ve sizinle ilgili bundan fazlası da söylenecektir. Gülleri getiren yaz karşı ters zamandır ki orada her şey bölünmüştür bu insanoğlunun sadece kumların üzerine binalar inşa ettiğinin delilidir ipucudur. Bu geçip gitmek zorundadır ve sen onu kayanın üzerine inşa ettiğinde birçokları şaşıracaktır. Çünkü zaman gelince onunla birlikte geldiği yerde gelir. Bu kehanette yüksek bir dağın tepesindeki kayaların üzerine oturtulmuş bir taç vardır. Saçın iki yanında biri çoraklaşmış, diğeri ağaçlık ve bereketli iki kent vardır. Bunlardan çorak olan yeryüzü krallıklarına, diğeri ise okültik tanrısal krallığı sembolize etmektedir. Taçın üstünde beş çeperli bir gül, onun üstünde de kahine tarafından oturtulmuş bir F harfi vardır. Kaya gizli imanı sembolize eder. Taç sadece kralların değil aynı zamanda Tanrı'nın insana bağışladığı magic'in sembolüdür. Paracelsus'a göre Tanrı insanı magic'i yani sihiri öğreterek onu taçlandırmıştır. Kendisi de tüm kozmozu magic aracılığı ile kurmuş ve yönetmiştir. Paracelsus için magic Tanrı'nın olsun yani Latince fiyat Değişi ile başlamıştır. Tanrı'nın bu sırrı subrosa yani gülün altındadır gizlidir ve efe harfi tarafından korunmaktadır. Efe ise insanlığa kahine tarafından iletilmiştir. Bu tasvir incelediğimiz zamanda gülün sayısal kodu 419 dokuz ve 9an Tandaydi 4'tür. Şimdi bu kehanet ve anlatımlar ne anlama geliyor? Hemen şöyle izah edeyim Katolik Kilisesi'nin resmi yayınlarına göre. Az önce anlattığım kehanet bunların sembolleri ve sayısal değerler şunları işaret eder. Katolik Kilisesi resmi yayınlarında 12 Sibil kahine kabul eder. Paracelsus'un sözünü ettiği Sibil Katoliklerin kutsal kitaplarında 5. sırada yer alan Sibilla Eritrea'dır. Bu kahinenin ambleminde bir zambak, kılıç ve Tree of Jesse vardır. Tasvirdeki taçın amblemi de zambaktır. Öte yandan Tree of Jesse, Jesse'nin soy ağacı, Kral David'in babası. Da doğrudan doğruya Meryem'i, Gül kart Meryem kart Sofia kart Hikmet. işaretler. Bu Sibil gelecekte Bakire doğum olacağını muştulayan bir oracle, Kehanet, kentin duvarına yazdırttığı için ünlenmiş ve kilise tarafından kutsanmıştır. Paracelsus'un simyacılık anlayışına göre bakire doğum, sadece Meryem'in yaptığı doğumu değil, felsefe taşının doğumunu da simgeliyordu. Ve ona göre bu pagan sibili, bakire doğumu müjdelerken gerçekte, Sofya'nın doğacağını ve insanlığın tanrının gerçek bilimi olan mecik ile tanışacağını anlatıyordu.'' Paracelsus'a göre Meryem'in Bakire doğumu tanrısal sihir aracılığıyla olmuştur. F harfi ise bu kehanetteki kilit harftir. Sibil tarafından gülün üstüne yerleştirilmiş olan F e harfi üç değişik anlamın koduydu. Birincisi F Fatum acteit kader anlamına geliyordu. İkincisi F e geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek demektir. Üçüncüsü ise Gül ve Haç Kardeşliği Gizli Örgütü'nün anayasası kabul edilen Fama Fraternitatis'in koduydu. Buna göre kader F, Gül'ün altındaki taçta saklanan yaşanmış, yaşanmakta ve yaşanacak olan tüm sırların açıklanmasını istemişti. Bu açıklamayı yaparak insanlığı Tanrı'nın hikmetiyle tanıştırma görevi işte bu F.A. Ma'daydı. Fama ise Gül ve Haç Örgütü tarafında açıklanacaktı. Bir ekleme yapayım Fama, Latince bir sözcüktür ve kamuya açıklanan söylence gizli bilgi anlamına gelmektedir. Günümüzde bu esrarengiz okült örgütünü araştırmış olan uzmanlar Paracelsus'un bu örgütün tüm düşünsel altyapısını, terminolojisini ve gizli alfabelerini hazırlayan kişi olduğu husu sunda fikir birliği içindedirler. Öyle ki Katolik Kilisesi 1541'de Paracelsus'u Rafizi Hristiyan olarak kabul edip bir tür afrozla anatemize ederek cezalandırmıştı. Katolik Kilisesi bu cezayı yaklaşık 450 yıl sonra 1991'de kaldırmıştı. Yeni Avrupa, yeni bilim fikrini 16. yayda Avrupa'da ilk işleyen akademisyen Paracelsus'tur. Tüm Avrupa devletlerinin yeni bilimin altında birleşmeleri gerektiği fikri ona aittir. Bunların ayrıntılarını ilerki bölümde göreceğiz. 1614'te ilk kez el altından dağıtılan birinci Gül ve Haç Manifestosu da Gül ve Haç Kardeşliği'nin ilkeleri Avrupa'nın tüm guvernörlerinin ve aydınlarının dikkatine sunulur başlığını taşıyordu. Ve tıpkı 26. kehanette söylendiği gibi Gül ve Haç örgütünün bir anlamda yer üstüne çıktığını, açıkladığı bu manifesto, alşimist, okültist ve hermetistler tarafından okununca, başta ilk dağıtımının yapıldığı Kassel kenti olmak üzere, önce tüm Almanya'nın okültistleri, Sonra da tüm Avrupa'nın alşimistleri arasında müthiş bir şaşkınlık meydana gelmiş ve hakkında çok fazla söz edilmişti. İşte Avrupa Birliği Christendom fikriyle az önce anlattığım yeni Avrupa yeni bilim fikri nasıl da kesişti tekrar. Gül ve Haç videosunun birinci bölümünü izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. İzlemeyen arkadaşım senin için ise şöyle anlatayım. Christendom, kültürel mirasının üzerinde yükselen bugünkü Avrupa Birliği tasarımı ve projesidir bir anlamda. Gerçekleşmemiş ve asla gerçekleşmeyecek olan kimisi, 3000 yıllık ütopyaların yeryüzüne indirilmiş, denenmiş bileşkesidir. 3000 yıllıktır ve yeryüzünde yeni bir Kudüs kurmak şeklinde tanımlanmıştır. Bu simülakrum, yani ilk örneği olmayan, kendisi zaten kopya olan bir şeyin kopyasını anlatan bir terimdir, Tevrat'tan alınmıştır. Yeni Kudüs, Hristiyanlığın Tanrısı İsa veya Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlüsünün getireceği mutlak ve gerçek ruhani adaletin koruyucu kanatlarının altında olacak ve tüm insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir görüştür. Christendom'daki ikinci eski, köklü ve etkili ütopya Yeni Roma kurmak şeklinde anlatılmıştı. Bunu da ilk kez İmparator Konstantin İstanbul'u o zamanki ismiyle Konstantinopolis'i kurarak gerçekleştirmiştir. Konstantin İtalya'daki Roma'ya ve kilisesine karşı bugünkü Vatikan'a karşı, yani İstanbul'u Yeni Roma adıyla kurmuştu. Yalnız Yeni Roma, Yeni Hristiyanlık demekti. Ama yeni getiremeyip, eskinin yoluna, yani tersine girerek, başsız ve taçsız kalmıştı. Bizans yıkıldı, yerine İstanbul'da üçüncü bir Roma kuruldu. Dördüncü Haçlı Seferi sırasında, Kudüs'ü ele geçirmek için yola çıkan Latin Roma kökenli, Katolik ağırlıklı, haçlı ordusunun kutsal kent. Kudüs'e gitmeyip Ortodoks Bizans'ın başkentini ele geçirmesiyle başladı. Haçlıların İstanbul'da kurdukları Latin İmparatorluğu, Roma'daki Papa tarafından Romania yani Roma'ya ait olan, Roma gibi olan anlamına gelen bir kelimeyi koydular. Bu Romanya, bugünkü Romanya'nın Trakya ve Balkanlardaki topraklarını da kapsadığı için, günümüzde de adını ve varlığını sürdürüyor. Şu fark var ki söylemek gerekirse günümüzde ki Romanya büyük ölçüde ortodokstur. İlginç olan yanı ise Hristiyanlığın 3 Roma Ütopyası ile yetinmemişlerdir. 3. Roma'nın kuruluşundan yaklaşık 250 300 sene sonra bir Roma Ütopyası daha hayata geçirildi. Bu kez yeni zenginleşen Rus çarları Roma Ütopyası'na sarılmışlardı. 1453'te kutsal kent, yeni Roma İstanbul Müslüman, Türklerin eline geçince Rus Çarlığı Moskova'yı hemen Kraliçe Roma ilan eder ve tüm Ortodoksluğun ve Tanrı'nın annesi, yani Teotokos'un, yani gizemli Gül Meryem'in koruyucusu olduğunu tüm dünyaya duyurdu. Anax Aydin'i yüzyıllara geldiğimizde ise kanım arkadaşım Kristen Dome'daki İsa Mesih'in kurtarısılık rolünü sadece papalar ve prensler oynamamışlardır birçok gizli yeraltı örgütü de değişik kutsal saltınlar ve dogmalar kullanarak tüm insanlığı kurtarmak misyonunu üstlenmişlerdi. En ilginç ve gizemli olanı ise bugünkü videonun da konusu olan okültizmin, alşimizmin ve hermetizmin gizli diliyle okuyup anlaşan ve bu disiplinlerde edindikleri sonuçları gündelik hayata gizlice aktarmış olan Gül ve Haç kardeşliği örgütüydü. Hadi biraz daha derine inelim madem çenem açıldı yaşadığımız dönemdeki olaylarının birçoğunun temellerinin atıldığı 18-19. yüzyıllara bakarsak, bu dönemde yetişmiş devlet adamlarından ve ihtilalçıların çoğunun, bu tür gizli örgütler tarafından yetiştirilmiş veya kullanışmış kimseler olduğunu görürüz. Mesela çağdaş İtalyan birliğini kuran Garibaldi özel yetiştirilmiş ihtilalsi bir devlet adamıydı. Ama Venedik'te kurulmuş olan Atea isimli spiritualist bir örgütünde üyesi olan bir masondu. Amerika Birleşik Devleti'ni kuran George Washington ve arkadaşları da aynı şekilde gizli örgütler tarafından yetiştirilmiş masondu. Ki zaten bir doların üzerinde bulunan simgeleri anlatmama gerek yok sanırım. Ya da sevmediğim bir tabir olan Nazilerin insan harası ya da daha anlaşılabilir tabiriyle saf insan ırkı üretebilmek için kurdukları insan çiftlikleri düşüncesi nereden geldiğini sanıyorsun, 1600'lü yıllarda yaşamış olan okültist olan Thomas Campanella'nın fikriydi. Hatta bununla ilgili olarak Citta del Sol yani Güneş'in kenti adında ütopik bir çalışması bile vardır. Bu çalışmada aynen şöyle diyor. Soylu ve seçkin erkek ve bakirelerin çiftleşerek kurutları üstün ırk kenti diye bahsediyor. Günümüze gelelim. Günümüzde birçok insanın aşina olduğu bir tabir olan yeni dünya düzeni şeklindeki siyasal bildiri de gerçekte çok eskilere dayanan eski bir okültist örgüte aittir. 1260'ta Almanya'da kurulmuş olan Yeni Ruh, Özgür Ruh adında bir örgüttü. Şimdi hadi biraz daha beyin yakayım. Bu örgüt düşünce ve prensiplerini Fransız Amalric dediğimiz bir Kudüs kralından alır ama sen bu kişiyi daha çok Selahattin Eyyubi ile savaşan Dördün Baldwin'in yani cüz-zamlı kralın babası olarak bildiğini söylesem. Ya da annesinin az önce Paracelsus kehanetlerini anlattığımda Sibelya ya da kahine olarak da geçen bir sembolden bahsetmiştim ya. Hani ha işte bu kralın eşinin ismi de Sibelya olduğunu söylesem, İşte bu tarih kitaplarında kral Fransız Amalric olarak geçen adamın görüşlerinden olduğunu söylesem, işte Yeni Ruh Özgür Ruh örgütünün de hem tarihini hem de diğer örgütlerle nasıl bağlantılı olduğunu umarım anlamışsındır. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bu örgütü kuran Campanella yeni ruhun başlangıcının 1920'ler olacağını hesaplamış ve bu tarihi de o zamanlar duyurmuştu. Yeni dünya düzeni tezini savunan Campanella'yı, okültizm, sihir ve büyü ile uğraştığı için papa tarafından hapse atılmıştı. Peki bir soru, bu abimiz hapisten çıkınca kimin danışmanı oldu dersin? Tabii ki papa, Sekisonç Urban namı diğer birinci Cosimo de Medici, Hahayt. Galileo'ya karşı çıkan Engizisasyon'da yargılanmasını sağlayan, Germen İmparatoru V. Şerlken tarafından Floransa Cumhuriyeti'ne son verildiğinde, kalıtımsal kutsal hanedan olarak seçilen Medici ailesinde ki Floransa Dükalığı yapmış bir papa. Peki danışmanlık yapan Campenalla papaya ne öğretiyor? Tabii ki Medici geleneği olan astroloji, büyü, simyacılık öğretiyor. Şimdi benim sürekli kendi kendime sorduğum soru şu. Batıl inanç olarak tanımlanan astroloji, okültizm ve onların alt dallarıyla uğraşanlarla en çok mücadele ettiğini öne süren Katolik Kilisesi. Nasıl oluyor da başpapalarının birçoğu hem astrolojist hem de okültist oluyor. İşte ben buna yönetim ve kontrol mekanizması derim. Malta şövalyeleri ve tapınakçılar da bu işin içinde ama bu videonun konusu değil. Sadece gül ve haçtan bahsediyorsak, tapınakçılar ve Malta şövalyelerinin de kilit noktası olan Kıbrıs'a ve Kıbrıs'ın gül ve haçla olan bağlantısına değineyim biraz daha. Bu videonun en başında sembolizm ve gizlenmiş sırlanmış isimlerden bahsettim. Şimdi gelelim Kıbrıs'a. Gül ve haçın gizli terminolojisinde bazı ülkelerin ve ulusların adları da kod ve şifre olarak kullanılmıştır. Örneğin Kıbrıs bu gizli dilde bakır ve venüs anlamında kullanıktadır. Fama Konfesyo'da yani ikinci manifestoda Kıbrıs'ı al Türk çıksın şeklinde bir deyiş bile vardır. Bu da gerçekte ne Kıbrıs adasını ne de Türk ulusunu işaretliyordu. Bu gizli deyimde Kıbrıs Venüsü yani dişil prensibi, Türk sözcüğü ise bilinçaltını yani kalp gözünü simgeliyordu. Dolayısıyla Gül ve Haç'ın Kıbrıs'a gidişi, ilkin Venüs ile hesaplaşması anlamına geliyordu. Katolik kilisesi tabirine göre kefaretti. Türk ise işte bu hesaplaşmadan sonra ortaya çıkacak spiritüel yükselişi temsil ediyordu. Coğrafik açıdan bakacak olursak eğer, Bakır'ın ilk çıktığı yerde Kıbrıs'tır. Mitolojiye göre Venüs'ün sahile çıktığı yerde Kıbrıs'tır. Kıbrıs ismini daha doğrusu Siprus olarak geçen Hristiyan terminolojisinde ise Siprianus yani Kıbrisi diye geçer. Hem Hristiyanlıkta hem de Gül ve Haçlılar tarafından önemli olarak kabul edilen görüşün ismi de Kıbrisidir. Anlam olarak karşımıza ise yeniden doğmuş Hristiyanlık çıkar. Fama'da anlatılana göre ise dişil prensiptir Kıbrıs'ı. Yeniden doğuş prensibidir. Gül ve Haç Kardeşliği örgütünün ilk dört kurucusunun adlarının toplamı numerolojik olarak üksiz 12'dir. ve 12 çarpı 26 şeklinde verilmiştir. Kabalistlere göre 12, tek olan Tanrı'nın yani Keter'in dağıttığı varsayılan 12 güç olduğundan bahsedilir. Bu Tanrı gerçekte ve yani Cahveh olduğunu, sayısal değerinin ise 26 olduğunu ve İbranice inşa etmek, yenilemek anlamlarına gelir. Gül ve Haç işte bu sebeple kendilerinin inşa edici olduğunu söylerler. Ben bunu niye anlattım şimdi değil mi? Bir önceki videonun sonundaki Avrupa Birliği ve NATO'dan bahsetmiştim. O konuya da değineyim son bir kez. Hem de konu toparlansın. Avrupa Birliği'nin ambleminde 12 yıldız var. Avrupa Birliği projesi tamamen İsrailiyata dayanan bu projedir. Bu proje, Siyonistlerin kabalistik temellere göre hazırladıkları bir projedir. Arzı mevdudun bir ayağı olan bir projedir. Siyonistler, vaat edilmiş topraklara ulaşabilmeleri için Avrupa Birliği'ni kullanmaktadırlar. Bu projeye Siyonistler, Örümcek Ağı yani Vergat Projesi ismini vermişlerdir kendileri bu projeyi kendi içlerinde böyle şifrelemişlerdir. Vergat diye ve bu onlar için çok önemli şifre bir isimdir. Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinde Mossad destekli siyasi operasyonlar yapılmaktadır. Yahudi lobileri o ülkelerin siyasi iç dinamiklerini kullanarak kendi seçtiği kişilerin iş başına gelmesi için gayret göstermektedir. Bu Siyonist örgütlenme hazırladığı planlarla partilerin içinde yerleştirdiği kişileri Lobi'nin büyük maddi desteği ile zirveye taşımaktadır. Örümcek, ağını örerek seçtiği kişileri o ülkenin başına lider olarak getirmektedir. Avrupa Birliği logosundaki 12 yıldız, Yahudilerin kayıp 12 boyunu temsil eder. Zaten bu logoyu öneren kişi de Yahudidir. 12 yıldızın anlatıldığı gibi Hristiyanlıkla bir ilgisi yoktur. Onlar var sanıyorlar ama kendilerini kandırıyorlar. 12 yıldız Yahudilerce kabalistik olarak seçtirilecek 12 ülke ve liderini simgelemektedir. Her bir yıldıza bir ülke düşmektedir. 12 yıldız. Yani 12 ülkenin lideri Yahudi olunca, plan tamamlanmış olacak ve aralarından kabalistik bir kral seçilecek. AB'deki bu Yahudi liderler Büyük İsrail projesine hizmet edeceklerdir. Siyonistler kabalistik inançlarına göre, bu 12 kral birleşip, İsrail'in sözde Mesih'ini çıkaracak. Böylece hem vaat edilmiş topraklar ele geçirilecek, hem de Süleyman Mabedi ortaya çıkarılacaklardır. Gelelim İstanbul-Roma-Konstantin meselesine. Fatih İstanbul'u alınca son Bizans İmparatoru Aksay, Konstantinos Palaiologos'un asker kılığında kahramanca savaşarak öldüğü yalana uyduruldu. Konstantin bu savaşta öldü, öldü ama nasıl öldü ve nereye gömüldüğü gizemdir. Aslında Fatih, Konstantin'in öldüğünü ve nereye gömüldüğünü biliyordu. Bu konuda bazı sırlar var. Fatih İstanbul'u aldıktan yaklaşık bir yıl sonra Dr. Gennadios'un patrik yaptı. Dr. Gennadios faaliyetlerini kentin ikinci büyük kilisesi olan Havariyun Kilisesi'nde yürütmeye başladı. Bu arada Fatih'in bu yeni patriği bir nevi denediğini söyleyebiliriz. İşte bu Konstantin'in mezarı konusundaki sırlardan biri de bu. Yani hem Fatih hem de Patrik Toki. Gennadios, Konstantin'in mezarının yerini biliyorlardı. Şimdi bu Havariyun Kilisesi'nin bahçesinde, İmparator ailesinin mezarları da bulunmaktadır. I Konstantin'den son imparator Ontkusay, Konstantin'e kadar. Yani yüzyıllardır buraya gömülüyor İmparator ailesi. Şimdi bu Patrikhane'nin resmi tarihine baktığımızda şu bilgilere ulaşıyoruz. Havariyun Kilisesi 1475'te boşaltılır ve Patrikan Pammakaristos Manastırı'na taşınır. Daha sonra bu Patrikan Önce Fener'deki Vlah Sarayı Kilisesi'ne, 1597'de ise Ayvansaray'daki Aios Dimitrios Kilisesi'ne taşınır. Patrikan, 1602'de Fener'de bulunan Aios Georgios Manastırı'na yerleşti ve bu tarihten sonra faaliyetini burada sürdürdü. Yani İmparator sülalesi, eskiden beri zaten Havariyun Kilisesi'ne gömülüyordu. Son Bizans İmparatoru Konstantin de buraya gömüldü Son İmparator Onumsyayen. Konstantin'in cesedini daha sonra buradan çıkardılar. Bu imparatorun cesedinin başına gelmeyen kalmadı. Peki Konstantin nasıl ölmüştü ve neden cesedinin başına birçok hal geldi? Bilindiği gibi İstanbul'un fethi sırasında Konstantin'in güya Bizanslı asker kılığına girerek savaşmış ve sonuçta kahramanca çarpışarak öldüğü ve cesedinin kaybolduğu söylentileri yayılmıştır. İşin aslına bakarsak olay şöyleydi. Konstantin, patrikhane yönetimi ve Bizanslı asilzadeler tarafından asker kılığına sokularak kaçırılmak istenmişti. Ancak bu kaçırılma hadisesi başarıya ulaşamadı. Buradaki patrik Akki Gennadiostan önceki patrik. Patrikhane yönetimi ve asilzadeler imparatoru Fatih'in elinden kaçırmıyorlardı. Yani Osmanlı'nın eline geçmesin diye kaçırmıyorlardı. İşte işin en can alıcı noktalarından biri bu evlat. Neden kaçırmak istediler? Bu işte. O zamanın ünlü Ayos ailesinin de rolü vardı. Ayos ailesi Patrik'in emri gereği imparatoru kaçırdı. Tam savaşın ortasında bu telaş neydi? Neden? Patrik neyin peşindeydi? Patrik, Bizans altınlarının peşindeydi. İmparator umurunda değildi. Patrik tarafından görevlendirilen kişiler imparatoru altınların yerini söylemeye zorlamışlardı. İşte bu sorgulama neticesinde... Bizans'ın son imparatoru öldü. Bizans'ın altınları yüzünden adamı öldürdüler, sonra da kahramanca çarpışarak öldüğü ve cesedinin kaybolduğu yalanını uydurdular. İmparatoru da Havariyun Kilisesi'nin bahçesine gömdüler. 1974 yılındaki Kıbrıs Savaşı yıllarına. Yunanlı gazeteci tarihçi Hristos Milyas, Yunan kralını tarihi belgelerle tehdit ettiği, o zamanın gazetelerinde de yer aldı. Bu tarihçi kralı neyle tehdit etti? Sonra neden öldürüldü? Tehdit ettiği belgelerde ne vardı? Daha sonra bir istihbarat örgütünce ele geçirilen kayıtlarda Konstantin'in altınları ile ilgili, yani Bizans'ın altınları ile ilgili bilgiler vardı. İşte Konstantin'in öldürülmesine sebep olan altınlar bu sefer de Yunanlı gazeteci tarihçinin öldürülmesine neden olmuştu. Bu belgelerde öne çıkan iki görüş vardı. Birincisi, Konstantin şehrin ele geçirileceğini anlayınca Bizans hazinesini Kıbrıs'a doğru yola çıkardığı. İkincisi, Bizans'ın altınlarının İstanbul'da bir yerde saklandığı. Altınların peşinde olan Patrikhane, cesedi Havariyun Kilisesi'ne gömüyor. Daha sonra Patrikhane Ayvansaray'daki Ayios Dimitrios Kilisesi'ne taşınınca cesedi de buraya taşıyorlar. Taşımalarının sebebi, altınlarla ilgili bir işaretin imparatorun mezarında olduğu için yani cesette veya gömdükleri lahitte iz arıyorlar. Bu ceset daha sonra da Ayos Yorios Manastırı'na, yani bugünkü Fener Patrikanesi'nin bahçesine gömülüyor. Yani imparatorun tabutu üç kere yer değiştiriyor. Fener Patrikanesi de imparatorun son gömüldüğü yer oluyor. Fatih daha sonra oraya kami yaptırdı ama bu kami birebir Havariyun Kilisesi'nin üzerinde değil. Kaldı ki de öyle. O civarda ama tam üstüne yaptırılmadı. O civar zaten tarihi yapılarla dolu. Nereyi kastan altından eski bir yapı çıkıyor. UNESCO'nun 2014-2017 yıllarından bir planı vardı. Bu planı devreye sokmak için ön hazırlıklar yapıp bu tür haberler yayıyorlar. Fatih'in türbesinin olduğu yerin altında eski yapıların olduğu biliniyor. Amaç bu yapıları çıkaracağız bahanesiyle Fatih'in türbesini yıkmak. Yok orada İsa'nın 12 havarisi varmış gibi yalanlarla. Fatih'in türbesini yıkmaya uğraşıyorlar. Bu yapıların ortaya çıkması için türbenin yıkılması lazım. Yeni Bizans'ı tekrar oradan diriltmeye uğraşıyorlar. Çünkü Bizans'ı Fatih tarihe gömdü. Onlar da Bizans'ın yeniden doğuşunu, Bizans'ı tarihe gömen Fatih'in yerinden çıkarma gayretindeler. Fatih'in türbesinin altındaki binalar ortaya çıkarılırken, çaktırmadan Fener Patrikanesi'ndeki İmparator Konstantin'in de tabutunu oraya, yani Fatih'in türbesinin olduğu yere gizlice taşıma gibi planda söz konusudur. Çünkü Oksia Konstantin Bizans'ın son imparatoruydu. Bizans, oradan tekrar dirilecek hayalleri var, al işte sevgili kardeşim. Örümcek ağ gibi 4000 senelik plan nasıl tıkrında işliyor? Ve bizim gördüğümüz gibi bir okült örgüt olmadığı nasıl da ortaya çıkıyor Gül ve Haç kardeşliğinin? Pencaydur ikinci bölümü ekleyememe sebebim bu. Bu kadar bilgi varken hatta daha derinleri de varken nasıl toparlayabileceğimi bilmememden kaynaklıydı. Beni gerçekten sabırla dinlediğin için teşekkürler. Kanala abone olup beğenmeyi ve bildirim çanını açmayı unutma lütfen. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.